Türkiye 1 Temmuz itibariyle normalleşme dönemine girdi. Fakat vatandaş Temmuz ayının ilk gününe LPG, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla girdi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada LPG'ye 39 kuruş zam geldiği duyurulurken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektriğe %12, BOTAŞ internet sitesinde yapılan açıklamada ise doğalgaza %12 zam uygulandı. Bu zamma göre 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 1488 liraya yükseldi. Urfanatik olarak vatandaşlara zamlar hakkındaki düşüncelerini sorduk. Vatandaşlar çoğunlukla yapılan zamların kendilerini şaşırtmadığını ve durumun hiç de iyiye gitmediğini belirtti. Elektriğe %15, doğalgaza ise %12 zam geldi. Bu konu hakkında fikirlerinizi alabilirim. Vallahi uzun zamandır biliyorsunuz pandemiden dolayı bayağı ekonomik sıkıntılar yaşanmakta. Şimdi geçen sene Mart ayında başlayan pandemi esnafı zaten bitirmiş durumda. Şu an zaten pandemi dolayısıyla iş yerlerimizde iş olmuyor. Millet de haklı bu durumda. Milletin cebinde parası var ama millet korkuyor harcamaya. Çünkü harcarsa yarın öbür gün evde ne yiyeceğini, ne içeceğini bilmiyor. Eskiden çiftçilerimiz, biçercilerimiz lüks arabalara biniyordu. Şu anda adamlar o durumdan dolayı düşük arabalara biniyor. Çünkü her gün zam üstüne zam geliyor. Elektrik faturasını ödeyemiyoruz, su faturasını ödeyemiyoruz. Vallahi biz bittik yani Türkiye olarak. Ben Şanlıurfa'dayım. Yani nefes alacak bir gücümüz kalmadı artık. Öyle bir şey ki bu zamlar gerçekten millet için çok zor oldu. Yani bu esnada biz hani iş de bulamıyoruz. Ben aşağı biraz kendimden de bahsetmek istiyorum. Yani iş de bulamıyorum. Yani bir yere de giremiyoruz. Bu zamın yüzünden Allah ruhumuzu alıp kurtulalım gidelim daha güzel. Ahiret daha rahat. Öyle mi? Yani bu koşullarda yaşanır mı? Bir 10 lira daha tabii. Çaya zam geldi. Zam mı? Yine zam mı? Çaya zam geldi. Zama zam. Zamlara zam. Zamlı çay. Zama zam.